Ay tersin! Zalim önden gitti. Ters. Aa, elim. Hadi Recep orada. Hayvan orada Recep. Eyvah bak. Oo. İyi makamlara kendinize gelin. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sürümüze Tyson ve Zalim'i götüreceğim. Çeşit de şöyle birkaç gün sonra getireceğim. Çünkü Keşif ve Zalim'in de arkadaşlar biraz dinlensin kerata. Tyson ve Zalim bazen hırlaşıyorlar, bazen de çok aşırı iyi anlaşıyorlar arkadaşlar. Bugün bakalım anlaşabilecekler mi? Sabah ikisi arkadaşlar biraz birbirine zıt oluyorlar. Öğle doğru kendine geliyorlar. Haydi Tyson, haydi Zalim. Zalim arkadaşlar yavaş yavaş yolsun toparlıyor. Ve buralara adapte oluyor. Şşş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 
Öğlen oldu arkadaşlar. Yemek yemek için eve geldim. Babam geldi koyunların yanına. Bakalım bizim ekip nerede? Bugün burada görünmüyorlar. Neredesiniz? Allah Allah. Kar atırlar sizi. Nereye gittiniz ya? Hiç görünmüyorsunuz. Bayağı bir açılmaya başlamışlar arkadaşlar. Uzaklara gidiyorlar kar atırlar. Durun bakalım. Şimdi size biraz sonra dünden kalan makarnayı getireceğim. Lan Boyka. Bugün burada yoklardı arkadaşlar. Daha çok açılmışlar. Günden güne daha çok açılıyorlar. Yani daha uzak mesafeye gidiyorlar. Nereye gittiniz? Gözden kayboluyorsunuz. Ne oluyor? Bu insana vurma huyu var şunda arkadaşlar ya. Çaltoş var ya. Gelin 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 gelin. Bakalım bir şey yemişler mi ama açlar herhalde. Açlar arkadaşlar. Şöyle bakalım çataya. Aç. Ne oluyor? Hayırdır? Bu da horozmuş arkadaşlar. Hayırdır? Ne oluyor? Boyka gibi üstlerde dolanıyor kerata. Ne oluyor, ne oluyor? Şşş, horoz mu çıktın sen? He? Kerataya bak ya, ufacık boyla yaptığı harekete bak ya. Bana kalırsa bunların büyük çoğunluğu horoz arkadaşlar. Çünkü hepsi dövüşüyorlar, dövüşenler horoz zaten. Tavuk da fazla dövüşmüyor mesela. Tek tük var tavuk. Şimdi ben yemeğimi yiyeyim arkadaşlar. Onlara biraz makarna getireceğim. Küçük dinozorlarım benim. Çok acıkmışlar, çok acıkmışlar. Bana vuran vardı, o kimdi ya? Onu bir yakalarsam pilav üstü yapacağım onu. Şu muydu, şu zağır var ya. Bu. Tanıdım seni, gel buraya. Terbiyesiz seni. Ne oluyor ufacık boyunda? Psikopat ya bunlar arkadaşlar. Babaları da böyle psikopattı. Ya bunun da fiziği çok harika şunun ya. Babaları gibi psikopat oldular. Şimdi ben yemeğimi yiyeyim arkadaşlar. Bunlara biraz makarna getirelim. Şunlar tavuk herhalde. Tek tük tavuk var ya. Küçük böyle dövüşmüş ya. Şu boyuna bakabilirsin ya. Niye dövüşüyorsun sen ya? Bu da horoz. Ufacık boyuyla türlü türlü huyu var ya. Gelin 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 gelin. Bakalım acaba hangisi tavuk? Şu tavuğunkinden şu tavuk arkadaşlar. Tavuk olduğuna benziyor. Bunlar hep horozlar. Bir tane daha tavuk var. Şu da tavuk. Şu da tavuk arkadaşlar. Kendini kaşıyan var ya. Onlar bu tavuğumuzun. Kim var elime vurdu? Kim, sen miydin? Yoksa sen miydin? Sen nesin ya? Tavuk musun? Horoz musun? Şşşt lan. Bu geldi yine. Bu geldi. Ne oluyor? Oo, çok acayip vuruyor.
Ne oluyordu? He? Terbiyesiz tavuk seni. Besliyoruz besliyoruz, bir de bize vuruyor adam ya. Bayağı acıkmış fiyatlar. Şimdi bunları doyurayım arkadaşlar. Yakalandın. Kursaklar boş ya. Ama şöyle bir tipine bakarsanız fizikleri falan da güzel yani. Yapıları, kaş yapısı, göz yapıları olsun. Güzel hayvanlar. Maşallah diyelim. Şimdi bizim ekibe peynir makarna vereceğiz arkadaşlar. Nerede bunlar ya? Yiyin makarnaları, kendinize gelin. Alan kaçıyor arkadaşlar, alan kaçıyor. Ama daha ne oldu? Lan kim mi duruyor? Evdekine saldırmaya çalışıyor şeyler. Alan kaçıyor arkadaşlar. Gelir kızım. Şöyle şuraya döşerim artık. Böyle arada değişiklik iyi oluyor arkadaşlar. Sürekli aynı şeyi yiyor, hayvanlar bakıyor, bir de yani farklı şeyler de vermek lazım bazen. Çünkü diğer ihtiyaçlar oluyor mesela. Her zaman buğday, her zaman buğday olmuyor. Başka şeye ihtiyaçlar oluyor. Ama gezenler için bir sıkıntı olmaz. Gezenler her zaman buğday yese de bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Mısır, buğday. Çünkü böcek falan yiyorlar ya. Ama içeride beslenenler sürekli değişik şeyler yemek zorundalar. Yavaş bulacaksınız. Şşt, çarata. Aslan parçasına bak. Bu da horoz arkadaşlar. Sağlam kurt diyordu arkadaşlar. Taşın! 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 Hayır yürüme! Taşın! Hayır taşın! Hayır taşın! Hayır taşın! Aslan parçası be! Zalim önden gitti. Tyson görmedi. Hay Tyson! Şimdi kokuyor artık, Tyson onun peşine gider. Haydi deli! Tam direkt git, zalim önden gitti. Tam aynı noktadan gidiyorsun. Haydi gidiyoruz! Canlıyım be Tyson. Zalim da şimdi arkadaşlar onlar bir oğlu giderler. Şuraya bir bakayım ben arkadaşlar. Dereye girmiş kurt geliyor. Zalim da derenin orada yatıyordu arkadaşlar. Yok kurdu. Götürdüler köpekler. Şu derelere bir daha bakalım. Koyumu unutmuş mu acaba, da tutamaz diye. Salım götürdü. Tyson'la beraber. Vuh, kurt dereleri dediğim yerdeyiz şu anda. Ve burada Salım'la Tyson kurdu götürdüler. Tyson geldi arkadaşlar şimdi. Tyson birden çıktı ama Salım daha gelmedi. Tyson! Sen nasıl kurdu göremedin ya?
Sen biraz geç kaldın. Sen üstteydin Tyson, sen gelene kadar kurt gitti. Ama izine girip gitti arkadaşlar. Da zalim gördü kurdu. Zalim daha gelmedi. Şimdi zalim da görür ama ne zaman? Hemen salyalanmaya başladı köpekler. Bu da hava soğuk arkadaşlar. Soğuk olması daha iyi. Sıcakta daha köpek kötü oluyor. Zalim da geldi arkadaşlar. Zalim. De. Zalim biraz kilo alabilse arkadaşlar, şu hastalığın bir atlatsa kendine gelecekti, köpek hastalığını atlatamıyor. Kendi derdine düşmüş şu anda köpek. Gördüğünüz gibi bayağı bir zayıf arkadaşlar. Yeni toparlamaya başladı. Burada da sürekli aktif. Ama zalim bir kendini toparlarsa eğer arkadaşlar bayağı iyi olacak, ama şu an tabii rahatsızlığı devam ediyor hala. Köpek gördüğünüz gibi incelmiş. Şu boyundaki çengel köpeği olmuyordu. Şimdi neredeyse boyundan düşecek. Ama toparlayacak yakında. Köpek şu anda komple kendi derdine düşmüş yani. Ama bu zalıma tecrübe oldu. Bu zalımın ilk kurt görmesiydi arkadaşlar. İlk başta bir şaşırdı. Hiç hayatında kurt görmemişti. Bir kere öyle kurt gördü ama. Buraya bakın taş zalım. Burada mı bir şey var? Bakın arkadaşlar, bir kurt görmesiyle hemen orada çözmeye başlıyor yani. Bir gördü, bir şaşırdı. Sonra peşine mermi gibi verdi gitti. Sonra Tyson'a geldi, ona katıldı. Beraber gittiler. İlk kurt görmesi. Zalımın. Ramanına zalım açılır arkadaşlar. Tyson'ın yanında. Zalım. Zalım tabii gördüğü için biraz daha geç döndü. Tyson zalımdan erken döndü. Tyson çünkü göremedi kurdu. Ama zalım gördü. Zalım ilk kurt deneyimi yaptın. Artık bundan sonra daha dikkatli olman lazım. İlk kurdu da bu gördü arkadaşlar. Tyson yukarıdaydı. Mesela Ogun Keş kurdu görünce bu görmemişti. Bu sefer de bu gördü. Zalım arkadaşlar kurdu görmüş oldu. İlk başta bir şaşırdı arkadaşlar. Köpek mi kurt mu dedi. Sonra baktık kurt hemen peşine verdi gitti. Tyson da geldi ona katılınca. Güzel gittiler. Birazdan herhalde arkadaşlar güzel bir yağmur yağacak. Hava öyle bir karardı ki. Bu sene yani hiç hava belli değil. Birden güneş açıyor, birden dolu yağıyor. Birden yağmur geliyor. Kar yağsa şaşırmam yani bu sene. Güneş yüz göremedik bu sene ya. Dolu başladı arkadaşlar. Bugün de 4-5 tane küçük kuzu vardı, onları bıraktık. Hava güneşliydi sabah. Dolu geliyor. Tam da bana gelmek üzere. Sabahtan beri değişik olaylar başımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi fevkalade bir dolu. Bakın oyundan oraya nasıl yağıyor. Daha benim buraya gelemedi. Oo. İnşallah şöyle biz tam ortadayızdır. Şöyle belli bölgeye yağar, bize yağmaz diye düşünüyorum ama. Öyle olmadı. Biz de aldı. Güzel bir dolu bize aldı bakalım. Telefonu kapatalım. Neler olacak. Yağmurluğunu alta yırdım arkadaşlar. Öyle bir şiddetli dolu yağıyor ki. Ama alt yağmurluğu almayı unutmuşuz. Sadece üst yağmurluğumuz var. Şu anda zaten sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Köpekler koyun içindeler. Ben de böyle dolunun geçmesini bekliyorum. Çok şiddetli dolu yağıyor. Hakkımızda hayırlısı. Böyle eğlenceli yönleri var ama yağmurda, doluda, karda, soğukta çok zor oluyor arkadaşlar. Yıldırım düşme olanağı da var yani. Her şey var. Dolu vuruyor, çeçirme, hep kaçıyor arkadaşlar. Nereye gidiyor ama? Geriye de gidiyor. İyi bir yere gidiyorlar. Ne oluyor bugün böyle bu kadar ya? Aşırıp dolu yağacak. Ooo, çok acıtıyor. Çok büyük, çok. Vay vay. Köpek kuzular kesin ölürler.
4-5 tane de kuzu bırakmıştık bugün. Hava durumu da güzel gösteriyordu. Sabah da açıktı. Böyle giderse kar gibi bembeyaz yağar. O bir tane keçi var aslında, onu yakalayabilsem. Yarın alacağım da. Köpe bir keçi var. Önünü çevireyim, hayvan bu sefer de gider orada ölür. Derelere gider arkadaşlar koyunlar. Nasıl bir gün ya? Beş tane! Koş koş! Acayip kötü ya. Koş koş! Koş 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 koş! Koç! Koçlarım bile yüz göz yapacıyor arkadaşlar. Çok kuzular şimdi ne yapacaklar? Ne kadar toplanırsa aslında o kadar iyi. Kuzular kafaları koyunların karınlarının altına sokarlar. Koyunlarda da yum var. Güzel yani ama toplu olmaları onlar için daha iyi. Taş taş! Dalmayın, dalmayın! Oo, ağzıma vuruyor, ağzım acıyor. Dişimi kıracak yani. Of! Köpek kuzular hep gözleri kör olabilir. Kuzuların durumu çözdü. Oo! Nasıl yama ya bu? Kimse görmedi. Haşlıyor, haşlıyor arkadaşlar. İnsanı arkadaşlar haşlıyor resmen. Çok aşırı acıtıyor ya. Of! Bu da böyle ya. Var Allah. Ben böyle doğru görmedim. Hış hış! Dalmayın, toplanın, birlik olun. Oo, nasıl yağma ya? Ben kör olacağım zaten. Elim. Ben daha devam ettiremeyeceğim arkadaşlar, daha atıyorum. Elim çok acıyor ya. Toplandıkça elim yandı. Nasıl vuruyor? Toplandıkça kuzular zarar görmez. Toplanın biraz ya, akıllı olun ya. Ne oluyor bu kadar size ya? Allah'ım bu ne böyle? Kar mı yağıyor? Ne oluyor? Belki siz şu anda arkadaşlar anlayamıyorsunuz ya da abarttığımı düşünüyorsunuz ama ben böyle bir şeyle karşılaşmadım ya. Vurduğu zaman insanın elini acayip acıtıyor ya. Elim gelmemesini sağlıyor mu? Kuzular durumu kötü. Oğlağa bak. Hayvan ölecek burada. Hayvan orada ölecek. Oğlağa bak. Tabii zarar sorun. Bunu alıp koyunun içine çıkmalıyım. Ben sen oraya iyi yere girmişsin. Tebrik ederim. Buraya da onunla karışmıyorum arkadaşlar. Zeki ya bu oğlak kısmı. Oğlak dayanamıyor arkadaşlar. Bağırıyor. Can çok uyarıyor. Nereye gitti bu? Diğerlerde bağırıyor. Gel yavrucuğum, gel kusura bakma, gel. Ne yapmam ben? Ben seni kucağıma alacağım, gel. Ben gidiyoruz, şimdi bize yıldırım çakabilir. Burada koyunlar yanında durmuyoruz. Gel yavrum, gel. Oğlağı arkadaşlar yanıma aldım. Yoksa ölecekti. Tabii üstü başı dolu olmuş. Ellerim yandı. Yavrum, bugün nerede atlatırız, korkma. Hiçbir şey olmaz sana, hiç korkma. Sakin ol, korkma hiç, hiç korkma. Cennet çok ufak arkadaşlar, masum bir yavrusu, çerata kulaklarından belli. Çok titri titriyor. Doluyu yerse, değil de doluyu zaten. Hayvan mahvoldu ya. Abi, canı yandı çeratan. Ne yapalım yavrucuğum? Hayat şartları böyle. Biz de tatil köyünde değiliz. Ama az kaldı. Tir tir titriyor. Demek ki arkadaşlar almasak orada ölüyor. Bacak arama sıkışıyor. Oğlak arkadaşlar bacak arama sıkışıyor. Bakın. Çünkü o kadar üşüyor ki. Tir tir titriyor.
İlk kez dışarı bıraktık. Başına boğla geldi. Nasıl çıkıyor ya? Yanacak bir şey değil mi? Hiç korkma ya burada. Hiç korkma. Hiç korkma. Mert abinin kollarını nasıl hiç korkma. Oğlu biraz sakin dedi arkadaşlar. Ama aşırı dedi dolu yağdı. Şimdi hayvanlara buradan götürünce böyle kala her şey belli olacak. Soğuktan dolu. Hafif dursa hemen hareketlendiriyorum çünkü durmak da iyi değil aslında. Çünkü vücut ısısını kaybediyor ya. Hemen eve gidelim artık yeter. Oğlak da hala burada arkadaşlar. Titriyor. Şimdi onu da bırakacağım biraz dursa. Suyu alıp hemen kaçacağım buradan. Buradan üstü falan hep dolu oldu ya. Her yer bembeyaz dolu oldu. İnşallah daha devam ettirmez ama şu an yine şiddeti arttı. Şimdi arkadaşlar oğlağımızı serbest bırakalım. Hadi yavrucuğum. Bir tane nereye bakayım. Çok mu üşüdün? Kerete. Hemen sürüyü kaldırıp eve gidelim. Değneğin falan nerede acaba ya? Hayvanlar dondular. Nasıl yağmış ya? Tyson! Masum Bey, siz de mahvolmuşsunuz ama size bir şey olmaz. Tyson! Zalim! Hadi gençler gidiyoruz. Oo. Nasıl yağmış? Üzerlerine bakar mısınız arkadaşlar hayvanların? Bir karış dolu olmuş. Donmuş resmen hayvanların üzeri. Hareketlenmezlerse böyle yakarlarsa rüzgar yiyip hepsi giderler. Şimdi vücut ısıları düşüyor. Şimdi hayvan hareketlendiği zaman silkeleniyor arkadaşlar. Bunları atıyor. Tış. Şu yukarıya bakalım. Mesela koyun gider. Ağacın dibine gider. Zayıf olur. Kalır orada. Tış. Öyle bir olmuş ki her yer. Tış. Gitmiyor orada. Dondular. Akıllı olan sirkelenir. Sirkelenelim bakalım yavrucuğum. Şunlara bakın ya. Bak sirkelenen zekayı var. Hemen üzerindekini atıyor. Sirkelenmez durursa durduğu yerde donar. Böyle bir soğuk ellerim dondu. Hadi. Sirkelenin. Akıllı olan sirkelensin. Çok büyük bir tehlike atlattık ama şu anda atlatmış durumda değiliz. Eve gidene kadar kuzular ölmezse ya da oğlak kendimize geleceğiz. Ölen yoktur inşallah. Çok çöpe kuzular vardı arkadaşlar. Onlardan korkuyorum. Bir de oğlağı götürebilsem eve. Ne kadar yağdı ya. Böyle bir şey olamaz. Bir sert yağıyor arkadaşlar. Böyle normal güzel yağsa böyle rüzgarsız. Rüzgarla yağıyor bir de. Hadi ordular hadi. Toplanın köpekleri bile mahvoldular ya. Köpekler ne yapsın? Koyunların postu var. Köpekler biraz daha. Şu anda yazı giriyor ya arkadaşlar, postlarını attılar. Herkes yaza girerken biz kışa giriyoruz. Bu sene yani çektiğimiz bu yağmur, çamur, karı hiçbir sene çekmedik ya ben. Hayatımda bu kadar yani yağış görmedim. Tabii şikayetçi değilim ama yani bu kadar da olmaz ya. Şimdi mesela bak şu kuzu var ufak. Ölen yok. Ama ilerleyen dakikalarda ne olur onu bilemem. Hareket ettirmezseniz ölürler. Bu kesin. Bir şey olmaz derseniz dursunlar, bir şey olmaz. Şimdi hareket ettikçe metabolizma çalışıyor arkadaşlar ve hem koyun üzerindeki doluyu atıyor hem de metabolizma çalıştığı için ısı üretiyor, sıcaklık yapıyor ve kendini idare ediyor ama durduğu yerde hemen bir şey üretemiyor ki. Şu anlık bir ölen kalan yok. Oğlağı bir ara bulsam ona bakacağım da onu göremiyorum hiç. Şimdi arkadaşlar sırtı zor bela açtık. Ooo, nasıl yağmış oraya? Bizim köyü mahvetmiş, ben buraya o kadar yağmaz yani. Vay. Bu ne böyle?
Benim olduğum yer arkadaşlar. Yine az yağmış ya. Buraya nasıl yağmış böyle? Köy bembeyaz olmuş. Benim bulduğum bölge yani. Biraz da demek ki damar damar mı yağdı? Ne yaptıysa? Köy acayip yağmış. Köy sanki bembeyaz olmuş ya. Bu arkadaşlar buraları mahvetmiş. Ve yağmaya devam ediyor burada. Köy zaten bembeyaz. Buradan sarı kalkmış hep. Yani beterin beteri varmış. Beterin beteri varmış ya. Mahsun! Ekim al gel Mahsun. Gel halimiz yaman gel. Köpek uzlar gidici. Oğlum şey kızım var gidici. Mahsun! 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 Gel! Küçücük derelere bir coşmuşlar. Yani o kadar hızlı atıyorlar ki. Kuzu falan buraya kapırsa gider yani. Ufacık sular koskocaman suya dönüşmüş. Böyle çok yemeğe almış arkadaşlar. Resmen kar gibi. Doğrudan sonra güzel bir güneş açtı. Ama köyde sel gidiyor. Köy daha fena yağmış. Sürüye eve getirmiştim arkadaşlar. Oğlak bir yerde kalmış, basmış gitmiş. Şimdi onu aramaya çıktık. Koyunlar evdeler. Oğlak yağmurdan sonra çıldırdı. Şimdi geldiğim yerlere gidiyorum. Orada bir yerde kalmıştır. Ay gördüm arkadaşlar. Deli dananlar gibi dolanıyor. Köy nerede? Oğlak nerede? Mahsun'un oğlu, Mahsun'un kızı. Mahsun'un kızı nerede? Demek ki bir yerde arkadaşlar kalmış. Yağmurdan sonra bize fark etmedik. Eve geldik yok. Hatta akşam da oluyor. Drone'u da kaldıramam. Allah'a şükür. Uzaktan gördüm ama ben gidene kadar asıp bir yere gitmesi çok hızlı gidiyor. Oğlak orada. Şimdi benden de korkabilir arkadaşlar. Nereye gelmişsin sen böyle ya? Akşam oldu. Yarım saat daha görmezsek rengi de kara. Burada kurt yiyecek onu. Gidi gidi gidi. Seni ya buradan doldan kurtardım. Kendi ayağına sıkıyorsun ya. Anne niye takip etmiyorsun yavrucuğum? Gidi gidi gidi. Meee. Meee. Böyle ses çıkaralım da ürk başmasın. Bu sefer korkabilir arkadaşlar. Gidi gidi gidi. Gel gel gel. Meee. Sen nasıl geldin buraya kardeşim ya? Akşam akşam bize iş mi çağırıyorsun be kuzum? Meee. Meee. Aha hayda bir de bununla uğraş. Yakalamaya çalış. Meee. 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 Annesi gibi ses çıkaracağım yakalayayım arkadaşlar. Bayağı yoruldum be kuzum. Ne yapmak ben? Nereye varmak istiyorsun akşam akşam? Şimdi ürker arkadaşlar. Zaten biraz büyük olsa bunu yakalama imkanı yok. Hayda. Rinda da rinda. Bir de akşam akşam. Oğlak oğla ya. Nasıl yakalayacağız? Ses çıkaracağız. Gel Cemal boynuna yapışacağım. Ben senin annenim. Ya üşümüştün. Saldırıya geçeceğim. Bu da koç. Hazır. Ne oldu? Nasıl bağırıyor? Ya kurt yakalasın seni. O bağırdı. Yarata bir de bağırıyor arkadaşlar. Bulmak ayrı dert. Yakalamak ayrı dert. Zaten büyük olsa şimdi akşam dolmuş ya ürker. İmkansız yani yakalamak. Hayatını bu sefer bana iki kere borçlu. Bakalım üçüncü sefer artık kendi bilir. Yavrucuğum sen niye böyle oldun be? Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hoşçakalın. Bugünlük maceramız da böyleydi. Üşüdün mü? Üşüdün mü?
Kerata seni. Ne oluyor? Görüşürüz arkadaşlar.